NBA hoş geldiniz. Sezon bitti. Ben de bittim. Sonunda kapattık. Bucks şampiyon oldu. Chris Paul yine şampiyon olamadı. Suns iyi getirdi, iyi başladı. Ama sonu gelmedi ve sezon bitti. Evet, bayağı yorucu oldu. Yani öncelikle şunu söylemem lazım. Twitch'teki yayınlara gelen bütün final maçlarını altı maçı da canlı yayın, canlı yorum, canlı analiz yaptık. Gelen destek olan herkese önce teşekkür ederim. Son maçta hatta Educated Ear olarak bildiğiniz Boğaç da bizimleydi. Ona da tekrar teşekkür ediyorum. Güzel böyle bir e, sinerjiye kaldık maç boyunca. Bayağı da eğlenceli oldu. Özellikle Bobby Portis'le e, Chris Paul'un kavgasında bayağı eğlendik. Neyse yani geyik bir yana e, çok yoğun bir sezondu benim için de. Bir şekilde bitirdik. Ama peki takımlar nasıl bitirdi? Yani kim hak etti etmedi tartışmaları herhalde bu playofflarda en çok tartışılacak konu. Önce ona ufak bir parantez açayım. Ee, yani evet sakatlıklar özellikle Batı'da, işte Davis'le başlayıp Kawaii'de devam edip bu bütün yol boyunca Denver'ın Murray kaybetmesi vesaire derken çok ciddi isimler e, sakatlıklar geçirip sonuna kadar ya gelemediler ve takımlar buradan e, şanslı aslında avantajlı demiyim de şanslar yarattılar benim yani genel olarak hani bu oyuna bakışım ve görüşüm sonuçta sahaya çıkıp terliyorsan, savaşıyorsan, emek veriyorsan kazanıyorsundur. Gerisinin ne olduğu seni çok ilgilendirmez. Gerisi zaten yorumcuları, seyircileri ilgilendiren kısım. Oyuncu için bence hiçbir fark yok o sahadaki başarının. Şimdi diğer taraftan tabi sahada sakat olarak devam edenler de vardı. Şunu unutmayalım ki yani, özellikle de Yanis. Yani bireyini burktu. İki maç kaçırdı Atlanta serisinde orada Middleton ve Holiday toplamda 50 pluslara ulaşıp 50'den toplam 50 sayının üstüne çıkıp o maçları kazandırdılar. İyi, ona rağmen iyi savunma çıkardılar. Lopez'in inanılmaz oynadığı bir maç vardı o bölümde. Ondan sonra zaten yine öncesinde Miami serisinde de sol kalçasında ve sol baldırındaki hatta kalf bölgesindeki sakatlık da onu zorladı birçok kez. Bir de üstüne zaten o inanılmaz egzorsis sakatlığı e, dizinin e, inanılmaz zorlanması. Aslında Atlanta serisindeki sakatlığı o. Yani bileğini burkması daha önce. Yani ona, ona rağmen bileğini burktu, devam etti. Tekrar sakatlandı. Bir de o inanılmaz diz sakatlığı Atlanta serisinde gelen her şeyi berbat edebilirdi e, adına. Tabi bunu tırnak içinde söyleme Berbat yani sakatlanırsa sakatlanır bir önce yapacak hiçbir şey yok. Ama ona rağmen sağda kalmayı başardı. Yani birazcık e, sanırım şeyden de sıkılıyorum artık. Yani oyuncuların sakatlıkları üzerinden e, hikayelerinin eksik kaldığının vurgulanması. Yani evet işte, sakatsa burada da bir sakat var. Yani bu yıllardır herkese yapılıyor. Işte. Curry sakattı, LeBron sakattı, Chris Paul sakattı. Ama baktığımızda geriye işte Kobe e, sağda ten, e, tendonunun bağının koptuğunu fark etmeden devam ettiği... İşte Jordan'ın efsane işte Flu Game'i vesaire. bunun üzerine Yanis'in bu ya böyle bir sakatlıktan dönüp bu seride şampiyonluğu çıkarması hani bir hikaye aranıyorsa hikaye bence bu işin sonunu getirenler de sonunu getiremeyip sakatlığının arkasına sığınmaya çalışanlar da değil. Hani tabii bu oyuncuların suçu da değil. Biraz bunu basın da yapıyor. Da diyecek bir şey yok. Ki Chris Paul da burada aslında ciddi bir omuz sakatlığından döndü ama sonuçta sağlıklıydı. Çok iyi bir Clippers serisi geçirdi. Son maçı alan oyuncuydu. Ee, ama görüyorum ki onun arkasında da böyle bir hikaye biraz kovalanıyor gibi ama... Umarım ona düşürmez. Yani evet Chris Paul'un başarısını ve başarısızlıklarını konuşacağız. Ama dediğim gibi genel olarak oyuncuların yazılan hikayesinin sakatlıkların önüne veya arkasına geçmesi... Daha doğrusu sakatlıklarla desteklenmesi... Veya işte e, bahane bulunması beni çok mutsuz ediyor. Ola bir sakatlık bu, bu insanlık hali, bundan kaçış yok. O yüzden belki de biraz artık bundan çıkmak lazım. Şimdi seriye gelelim. Seride ne oldu, ne bitti, neden böyle oldu? Aslında burada hemen bir örnekle başlayacağım. Başlayacağım örnek de şu, e, özellikle de Phoenix Suns'ın e, Clippers serisinde çok kritik bir maçı vardı. Şimdi bu, bu maç e, dördüncü maç. Dördüncü maçta Phoenix Suns Clippers'a karşı e, birçok açıdan hani aslında iyi gitmesi, gitmemesine rağmen işte yüzde %20 ile üçlük attı, yüzde %36 ile field goal idi, vesaire e, çok kötü yüzdeğerle oynamasına rağmen birkaç konuyu iyi yaparak maçın sonunu getirmişti. Neydi bunlar? İkinci şans sayıları. 13'e 7 Phoenix Day neydi e, Boyalı alan 42-36 Phoenix Zayn'iydi ki e, özellikle de ...Crippers'ın e, boyalananı aldığında ondan maç almanız, yani Crippers'dan maç almanız çok zorlaşıyor. Ve ek olarak da Cripers bu maçta %65 de faal attı ve hatırlayacağınız üzere... E, ...Paul George en kritik yerde maçın son bölümünde iki faal atışı kaçırdı. Zaten bütün maçı da 18'de 12 atarak %66'da bitirdi ki normal yüzdesi %85-90 civarı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu bir cebimizde kalsın. Bir sonraki maç aslında bu serinin ikinci maçı. Yani Phoenix'in farklı kazandı. yani 118-108 kazandı. İlk maçı da farklı kazanmıştı. Rahat getirmişlerdi. Yine bu maçın istatistiklerine bakalım. Ee, bu maçta şöyle bir fark var yalnız. Milwaukee Bucks 18 ucun rebound'ı aldı. Sans 11. Ve buna rağmen ikinin şans sayıları 23-19. Bucks dayan olmasına rağmen sadece 4 sayı fark vardı. Burada hiç üretememişti Bucks. Yani fişinsi çok düşüktü. Kesinlikle buradan bir üretime gidememişlerdi. Aynı zamanda da boyalı alanda yenilmene rağmen yüzde olarak maçı sürklase edip işte yüzde 50 yüzde 50 field goal, yüzde 48.9-49 civarı field goal ve fast break sayılarında da yine yenilmene rağmen bütün bu dezavantajları silip saha içi yüzdeleriyle öne geçip bir de e, Milwaukee Bucks'ın sadece %65'le defa atmasını da iyi değerlendirip maçı götürmüşlerdi. Bir detay daha vardı. Zaten en çok asist yaptıkları maçlardan bir 26 asist bu maçta çıkardılar. Şimdi buradan geldiğimizde ve bu maçın e, hemen onu da söyleyeceğim bir istatistiği daha var. O da şu. Hemen de söyleyeceğim şimdi efektif effective field goal istatistiği. Ya yani buna özellikle baktım. Yani dönüp dolaşıp bunu son maçla kıyaslamak için Özellikle burada biliyorsunuz 3 üç, üçlük yüzdesi, üçlük kullanımı, üçlükten bulduğunuz sayılar ön plana çıkıyor. Ve %60 e, efektif field goal oynamış Phoenix bu maçta. Neden %60? Onu da hemen söyleyeyim. Ee, yani İstatistiklere ya baktığımızda Phoenix Suns bu maçta Booker 12'de 7 üçlük, Chris Paul 5'te 3 üçlük, Mikael Bridges 9'da 3, Jay Crowder 5'te 3, Cameron Johnson 4'te 2, Torrey Craig 3'te 2. O günkü canlı yorumda da buna özellikle değinmiştim. Özellikle de e, yani ana rotasyonun, ana üçlünün diyelim hani bir Booker Ayton, e, Chris Paul üçlüsüne baktığımızda Ayton zaten üçlük atamıyor. Yani Bu üçlünün dışına çıktığımızda Bridges 3, J. Crowder 3, Cameron 2 e, ve Torrey Craig 2 üçlük, 10 üçlük. Yani bu parçalardan gelen çok ekstra bir 10 üçlük vardı. Bu onları çok rahatlatmıştı ve efektif field gollerini çok yukarı çekmişti. Son maça geliyoruz. Son maça bakıyoruz. Burada ne durumdalar? İşte 48.8'e düşmüş. Ha, box artmışım. Hayır, 47.7. Zaten o kaybettikleri maçta da 50. Yani çok büyük bir fark yok. Ama işte burada box yine değişen şeyler nelerdi? Biraz onlara bakmamız lazım. Yani bir zaten bu ilk maçta birazcık hani e, Yanis'in sakatlık durumu ki ben bunu ilk serinin analizinde söylemiştim. Ne zaman dönecek, nasıl dönecek bilmiyoruz diyorduk. İlk maçta bir anda oynanacağı açıklandı. Oynayacağı açıklandı. Ve işler değişti. Yani oynamasaydı belki de daha da kötüye gidebilirdi Çünkü biraz da iyime kazanmasını sağladı o maçlarda oynamak. O maç en düşük maçıydı. Yani serinin ilk maçı. Burada özellikle de e, o yokken birazcık e, yani özellikle kenardayken takım daha çok bocaladı. Holiday ne yapacağını çok karar veremedi. Oyunu kontrol etmek yerine biraz da e, Milwaukee Bucks'ın Chris Paul oldu. E, bu da kötü bir durumdu onlar için. Böyle olunca da e, bu maçta da ikinci maçta da kontrol almaları, efektif olmaları, ikinci şanslarını bulmana rağmen üretmeleri, asist sayıları vesaire derken çok fena bocaladılar. Tabi bu korku hep vardı Milwaukee Bucks e, analizlerinde ama özellikle playoff başı için söylüyorum. İşte Middleton'ın performansı ne olacak? Holiday ne kadar hücum katkısı verecek? Düştükleri maçlar oldu ama şurada bence onlar da e, hesabı ödediler hesabı kapattı. Özellikle Atlanta serisi son iki maç. Yanis yokken tabi Trae Young da sakatlandı bu periyotta ama ne olursa olsun bu iki oyuncu gayet iyi geçtiler. Bu kısmı. Onun dışında beşinci maçta çok iyi işler yaptılar. Yanis de burada Yanis artık yorgunluktan hareket edemeyecek durumdayken tamam abi biz de sen hiç merak etme. Sen bugün dinlen keyfine bak deyip o maçı çevirdiler. Ve altıncı maçta da sahneyi zaten Yanis aldı. Şimdi bu 3 maçın istatistiğini özellikle aldım. Yani Clippers'ı en kritik dördüncü maçta yenip 3-1'e getiren Sans'ın öne çıkan özellikler arasında en önemli konu efektif field goal ve kullandıkları üçlüklerdi. Şimdi son maça geliyoruz. Son maça geldiğimizde aslında Sans için tatların kaçtığı kısım şu. Özellikle burada biraz Booker'a değinmek istiyorum. Yani Booker bu maçta 7'de 0 üçlük attı. Ee, J. Crowder 9'da 2 ki J. Crowder J. Crowder'ı burada biraz kenarda tutuyorum. Çünkü J. Crowder sizin %100 güvendiğiniz skoreriniz değil. Onun ilk önceliği savunma, ikinci kısımda bulduğu boş şutları sokmak ve geçişlerde vesaire köşe şutu, iyi bir transition'da tepede yine wing'de bulacağı şutları kullanmak, şu diye alanı açmak vesaire vesaire. Bazı anlarda öyle durumlar yaşadık ki Booker sokamıyor, Chris Paul sokamıyor. Bu sefer Birincisi de top geçmiyor. Bu sefer ne oldu? Crowder, Aiton falan böyle anlamsız birebirlere düşmeye başladılar. Buralarda işte ne Booker, ne Crispo. Hadi Paul da sonra gireceğim. Onu da bir kenara bırakıyorum. Ama özellikle de Booker hiçbir şekilde o istediği topsuz oyunları bulamadı. İstediği alanları yaratıp bu oyuncuları besleyemedi doğru anlarda. Mesela yine geriye saralım özellikle de ilk maçlarda e, yine kaybedilen dördüncü maçta da ki o maçta da yani e, Booker'ın bu maçtan önce inanılmaz oynadı iki maç izledik zaten kırkar kırkar yolladı. Ya buradaki sıkıntı bu işte toplu ve topsuz oyun farkı. Biraz bunu yani üzerine itmiştik ama Montilims şunu yapınca biraz kurtarıyordu. Şimdi Bucks'ın elinde çok iyi iki tane adam adama savunmacı var. Holiday ve Middleton. Üstüne bir de Tucker ekleniyor. Tucker e, hem adam adama da iyi, hem de yardımda çok daha iyi. Ve switchlerde. Şimdi böyle olunca ne yapmıştı Monty Williams? Booker'ı daha böyle işte hareketli top aldırıp onun üzerine drive ettirmek. Topsuz bir şekilde savunmasından kurtulmasını sahip handofflarla ya da işte biraz daha eski bir üstü gözükmesine rağmen yine de e, işe yarayabilen o kanat çıkışlarıyla direkt screen'den çıkıp attığı şutlarla falan besleyip ona çok iyi bir alan açmıştı. Yani 7 üçlük atan oyunun efektifini inanılmaz arttıran Booker'dan çembere bile üçlükte doğru düzgün bakmayan baktığı anlar çünkü maçın çok son kısmı mesela canlı yorum yaparken bunlara da değindik yani o kadar geç atmaya başladı ki zaten kendini o üçlük ritmini oluşturacak bir alanı kalmamıştı süre de azalmaya başlamıştı e, o tempoyu da bulamayınca girmedi o yüzden Booker için bence bu çok iyi bir tecrübe oldu. Artık bundan sonraki seviyede evet e, ya bu serinin kaderi üçlükler girmediğinde orta mesafeye sıkışacaktı. Ve burada şunu demiştim işte orta mesafede kim daha iyi savunma yaparsa oyun sıkışında ki iki takım da son maçta çok kötü üçlük attılar. Yani Milwaukee Bucks yüzde 29 pardon hemen söyle düzeltiyorum. Milwaukee Bucks yüzde 24 ile oynadı. Hemen Sans'ı da söyleyeceğim. Pardon Suns %24 ile oynadı. Milwaukee Bucks da %22 ile oynadı. Yani zaten berbat üçlük atıyorsun. Bu üçlükleri oluşturacak alanı da bulamıyorsun. Çünkü bu böyle bir ritim oluşturmamışsın hücumda. Devamlı orta mesafe deniyorsun. Aiton devreye giremiyor. Aiton ilk maçlarda çok daha verimliydi. Hem skor üretim hem rebound üstünlüğü açısından. E, bu ne olacak? Orta mesafede kavga başlayacak. İşte burada bu kavgayı da kazanamadılar. Yani özellikle de Buda bu Artık e, biraz da bu son maç stratejiydi. Bunu da söylemem lazım. Önce inatlaşıyor, geç kalıyor falan diyorduk. Son maç stratejiydi. Lopez'in kalması, Portis'in girmesi, Portis'in maç sonu daha çok oynaması. Hem fizik üstünlüğünü korumak istedi Buda Nolzur. Hem e, rebound üstünlüğünü korumak istedi. Hem de Lopez'in... E, hem hücum ya yani hücumda evet yani verdiği katkı çok kısıtlıydı. Üçlük katkısını veremedi klasik bir şekilde. Savunmadaki zaafına da bir süre katlandı. Ve bu alanı da bence Sans çok iyi değerlendirdi. Ya yani buradaki kumarı da işe yaradı. Hatta şunu geyinde de yaptım yine maçta. Ya asistanlara şunu sormuş olabilir. Yani Monty şimdi burada yani bunu deneyip bize sayı üretebilir mi? Yani biz bu kumara girsek ne kadar kaybederiz, ne kadar kazanırız? Bunlar hep konuşulmuş atıyorum zara falan diye böyle girmiş. Girdi daha doğrusu ve tuttu. Neydi, neydi bu zar? İşte devamlı Lopez'i kaşımak. Okey ama burada yüzdesiz orta mesafe. Evet yüzdesiz buldular. Aiton'ı piken rollerde hareketli devirip ya da işte yakın devirip hemen çembere yakın bitirmek yok. Burada da çok iyi recover ettiler. Ee, özellikle takır screenlerden iyi çıktı. Arada Chris Paul şut bulsa da Aiton'ı besleyemedi. Aiton'u hele ilk yarıda inanılmaz kötü kullandı. Yani bu ikinci yarının kumarıydı biraz daha. İlk yarıda Lopez daha çok oynadı zaten. İkinci yarının rotasyonunu da korumak için. Yani enerji olarak, güç olarak. E çünkü yanısına dinlenmesi lazım. Orada birebir bıraktılar. E Lopez çok rahat savundu. Yani ondan sonra böyle çok kötü yerlerde top verdiler. E birebir oynamaya çalıştı. E zaten böyle bir şu an e, silahı yok Aiton'un. O yüzden çok tıkandı. Ve morali bozuldu. Yani daha da kötüsü bu. Mental olarak çok düştü. Aynı sorun Booker için de oldu. Booker da giremedi, giremedi, giremedi. Artık orta mesafede de atamayınca yani sonu çok iyi savundu. Takımca tıkandılar. Asistler gelmedi. Üçlükler daha girmedi. O da mental olarak çok düşünce. Geldik oyun Chris Paul'a takıldı. Şimdi Chris Paul'la ilgili şunu da net söylememiz lazım. biraz daha maçlar üzerinden şu an sans ağırlıklı gidiyorum ama birazdan da baksa geçeceğim. Ben şunu hep tekrarlıyorum. Yani basın iki yüzlülüğü diye. Biraz da belki de bundan da oldu. Yani ki bu maçlardan sonra konuşuldu da. Yani Chris Paul'un artık ya tabii aklı başında basından bahsetmiyorum. Amerikan basının daha böyle gazcı tarafından bahsediyorum. Ya Chris Paul'un bu takımın temposunu bozması, bu takımın iyi gideceği yerlerde yaptığı kötü tercihlerle ki bakın şu şu çok acayip. Açın iki maçın istatistiğini. Bakın Chris Paul'a. Hatta son maçınkini söyleyeyim. %57-58 field goal. 19'da 11. 2'de 1 üçlük %50. 5 asis, 1 steal, 3 top kaybı. Şimdi baktığında daha kötü top kaybı yaptığı maçlar var. Aa bakıyorsun. Aa, yüzde oynamış adam yani. Ama işte sorun bu değil. Yani sorun kesinlikle ve kesinlikle bir 5 asis zaten onun için düşük. Buradan da buradan bile çıkarabilirsiniz. Tek bir sayıdan. Zaten toplam 14 asis yapabilirler. 26 asistlere çıkan bir takımdan bahsediyoruz iyi oynadığında. Default sezon oyunu oynadığında. Neydi buradaki sorun? Kimseyi oyuna sokmadı. Yani gerçekten kimseyi sokmadı. Ve bu bu senenin konusu değil. Geçen sene oklu ama. Hüsnü'nün en çok zorladıkları anlar. Büyük sürprize gidebilirlerdi. Şey Gildiz Alexander'ı oyundan düşürdüğü anlar. Diğer oyuncuları sokmadığı anlar. Her durumda top ve yük onun üzerine kaldı. Ya bombayı birinin eline bıraktı. Ya top kaybı yaptı. Ya da şutu girmedi. Ondan önceki sene Houston yılları yani İlk yıl dışında yine sonraki sakatlığını da kenara bırakarak söylüyorum. Yine benzer hatalar. Bunun olmasını bekliyordum ve bunu çok söyledim. nasıl çözüleceği de belli aslında. Ya yani burada hem Monte Williams'ın hem de Chris Paul'un. Şimdi Chris Paul'u şey yapamazsınız. Buna da hani açık konuşmak lazım. Hadi abi sen otur son 15 dakika diyemez. Ya da son 5 dakika otur bakalım izle. Artık bu seviyede demen çok zor. Kim olursa olsun, hangi koç olursa olsun. Ama işte o yüzden yani bunu diyemeyeceğin için burada artık Chris Paul'un inisiyatif alıp ya tamam abi, ben bugün bunu yapamadım. Ben sizi oynatacağım. Bugün devreye giriyorsunuz. Ben de savunmada baskı yapacağım. Hiç olmadı bu arada. Savunmada çok kötüydü. Bunu çözeceğiz. Geleceğiz. Geçiş hücum bulacağız. Tempoyu ben arttıracağım. Artık nefesimin son kısmını sağda vereceğim. Booker sen de oyuna gireceksin. Aiton'da iyi kullanacağız. Bridges'i unutmayacağız. Kenardan gelen Cameron Johnson'a daha ritimli şutlar, daha tempolu şutlar vereceğiz. Yok hiçbir olmadı. Herkes koptu. Yani sona doğru oyuna giremeyen özellikle Booker. Özellikle Bridges'in unutulması. Mesela şunu da çok konuştuk yine maçın içerisinde. Yani Cameron Payne'in 5. maçı düşün ilk çeyrek inanılmaz bir tempo. Yani baksız bozacak en büyük şey. Chris Paul erken çıktı oyundan. Yarı sahada o yoğun baks savunmasını dağıtacak. Lopez oyundayken, Lopez gibi ağır bir öncelik. Hatta Lopez Portis ikilisi sahadayken tempoyu arttıracak. Ya Budenholzer cezalandıracak. Her şey vardı ellerinde. Ama sen yani radikal olmasını isterdim ama zor olamadı tabii. Ama bu eksikliktir. Umarım ileride yapabilir. E Chris Paul radikal olabilirdi. O da olmadı. O da işleri berbat etti ve iyi yaptıkları her şeyi ilk çeyrekte bize gösterdikleri 5. çeyreğinde gösterdikleri her şeyi unuttular. Zaten e, son maçın senaryosu da biraz buna bağlı. Tempo yapamadılar, yapamadılar. Kontrol edemediler, edemediler ve... E, ...üçlükler girmedi. Orta mesafe kavgasına girildi. Orta mesafe kavgası kaybedildi. Ve boyalı alana geldik. Yani artık buradan dönüş yok. Yani... Milwaukee Bucks'ı ...nerede durduracaksınız? Bak daha nerede durduracaksınız? Aslında bir yandan da... ...baktığınızda rakibe... Çok kötü istatistikler görüyorsunuz. Hani e. Sans'ın özellikle Chris Paul'u kenara bıraktığımda hem Cameron Payne oyundayken hem ee, Aiton'un kafası biraz daha sağdayken Crowder, Bridges e, Cameron Johnson üçlüsü kanatlarda iyi savunma yaparken bayağı da zorladılar ve ne Middleton ne de e. Holiday bir şey öğretemediler. Hele son maçta böyle bir box bulmuşsunuz. Şimdi onların istatistiklerini de vereceğim size. Middleton sadece 17 sayı atabildi. 13'te 6 ile 4'te 1 üçlük attı. Ama 4 steal var. Holiday 19'da 4. Yani herhalde bu serilerde en kötü oynadığı maçlardan biri. 7'de 21 üçlük. Bir önceki maçın en kritik oyuncularındandı. 7'de 2 üçlük. E, %28 de attı. Ama 11 asist. İşte burada da şu farkı görüyoruz. İstatistikler kötü ama vazgeçtiği nokta ve oyuna katkı verdiği nokta en kritik bölümler. Yine en kritik yerde top çaldı. Bütün serinin aslında 5. maç en önemlisiydi. Orada kesinlikle Holiday'e yazar. En kritik yerde top çaldı. En kritik yerde o tek şutu, tek üçlüğü çıkardı. En kritik yerde doğru doğru şekilde boyalarına girdi, pası verdi. Chris Paul'a bakıyoruz. Bunları yapıyor ama hepsi yanlış anlardı. En kritik anda var mıyız? Yokuz. Evde yok. Ya bu kadar kötü yakalamışsınız iyi yani siz de sürüklemişsiniz Phoenix olarak söylüyorum. Yüzdeleri tekrar vereceğim. Üçlük yüzdesi Box yüzde 22, field goal yüzde 45. Ama geri dönüyoruz. Boyalı alan sayıları 14'e 5. Burada önemli bir fark 9 sayı. Boyalı alan 50'ye 44. Burayı da vermişler. Ama işte en kritik konu faal atışları. Belki de biraz buna da güvendiler. Yani sonuçta bu bir stratejiydi. İşte burada da birazcık e, konu artık box'a geçiyor. Yani Antetokumpa'ya gelmemiz lazım. Ya yani yıldızsanız gerçekten artık ya tamam abi ben bu ligin süperstarıyım. Bu alıp götüreceğim. Her şeyi yapmaya hazırım. Kolumu kesseniz oynayacağım. Kafam kopsa oynayacağım. Tırnağım çıksa oynayacağım. Oynamak yetmiyor. Yani bu bunlar artık biraz şey gibi kaldı işte. Eski böyle 90'larda vardı. Kanımı kessen sarı kırmızı fener sarı lacivert takar. Delirirsin falan. Çıkıyoruz parçalıyoruz. Tabii ki enerji hasıl. Ama işte bu yıldız oyuncunun özellikle de teknik olarak verim vereceği noktalar tercihleriyle başlıyor. Şimdi Yanis de şu korku olmuştu bir noktadayım. Yanis içeri girecek, faal yapacaklar. Orada o yüzden o mental olarak düşüyordu. Şimdi gireceğim, burada zorlayacağım, biraz şuta gideyim. Atlanta serisinin en büyük kavgası buradan döndü unutmayın. Yani çok fazla üçlük denemesi, orta mesafeye kalması, kötü fade denemesi vesaire. Sıkıntı yaşadı. Bunu şimdi ben de eleştirdim. Bu onun oyunu değil. Onun oyunu daha topsuz. Daha çembere yakın. Daha is oynayacaksa low wing. bunları söyledik. Ve o bunları zorlarken şunu fark etmeye başladım. Seri boyunca bu şutları zorlarken. Mental olarak korkmaya ve çekinmeye başlıyor sağ içinde. Korktukça geri çekiliyor. Çemberden bahsediyorum. Çemberden geri çekiliyor. Geri çekiliyor ve bu hem şutuna yansıyor hem drive tercihlerine yansıyor hem de faallerine yansıyordu. İşte burada geçen seneden önemli bir fark hani Bubble'da ve daha önceki yıllarda sağ avantajı yokken box için iş sıkıntıya girebiliyordu. Burada sağ avantajını tekrar alması en önemli maçta ki bir önceki maç çok yorgun gözükürken 6. maçta sağ desteği, seyirci desteği daha iyi motive olması ve bize günün sonunda 19'da 17 faal atışı çıkarmasına kadar geldik konu. İşte basketbolun mental tarafının eğer süperstar olmak istiyorsanız mental tarafınızın ne kadar güçlü olmasını gösteriyor. Ya bunların hepsi Yanis'in ne kadar komple bir oyuncu olduğunu artık hem bize hem kendisine kanıtladı. Bunu yapabileceğini görmek bir oyuncu için çok büyük artıdır. Peki tam tersi olarak Booker'da ne oldu? Booker ve Aiton'da çok büyük bir özgüven yıkılmasıyla tamamladılar seriyi. Yani Aiton'a son maç tanıyamayacak durumdaydık ki ondan önceki maçlarda da zorlanıyordu. Sanırım ikinci ya da üçüncü, ikinci maçtı galiba. İşte o meşhur Monty videosu düşmüştü hatırlarsınız. işte sen sen bu değilsin, bu, sen yıldız oyuncusun, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, çık onlara göster falan tarzı bir konuşmayla şu an bütün detayları hatırlamıyorum açıp bakabilirsiniz konuşmaya döndürmüş. ...rebound üstünlüğünü almış, ...savunmayı geri getirmiş ve score yetimine Eaton'dan almıştı. Clippers serisi yine onlara eşleşmede kısa eşleşme cezalandıracak bir oyuncu gibi Date. Burada yok. İşte bunu da biraz faturası bence yani %50 yüzde %50 de Chris Paul yazacak. Eğer sen kenara gelip oyunculara hadi kardeşim, hadi aslanım, hadi kaplanım, hadi e, biraderim e, böyle artık iyice kabalaşıyordum. lan falan diye böyle gazlarken ya da gazlamak istiyorsan ve onlar sahaya çıkınca bir şey bekliyorsan senin önce bir şey koyman lazım. Chris Paul bunların hiçbirini koyamadı. Aynı sorunun üstünde de yaşanmıştı. Sen bir şey koyacaksın. Clippers serisindeki gibi. O zaman zaten herkes arkandan gelecek. İşte burada mesela Holiday neden e, berbat şut yüzdesi oynayınca suratlar düşmüyor? Neden Middleton berbat şut yüzdesi oynayınca surat, suratlar düşmüyor? Çünkü geri dönüp mükemmel savunma yapıyorlar. Doğru tercihlere gidip kaçırıyorlar en azından. Evet yanlış tercih yapmıyor mu? Yapıyorlar. Holiday mesela en büyük sıkıntısı boyalı alanı sırtı dönük özellikle de kör dalıp kaçırdığı pozisyonlar da bu seride. Çok zarar verdi. Ne zaman ki daha böyle doğru yüzü dönük birebir de geçti. Geçiş hücumları yarattı. Steel'larıyla hücum yarattı. O zaman daha faydalı oldu. Çünkü boyalı alana girdiğinde zaten vizyonunu geniş tuttuğunda şimdi sırtınızı döndüğünüzde daralıyorsunuz. Köşeleri görmek daha zor. Hemen yardım geliyor. Sıkışmaya başlıyorsunuz. Tam tersini yaparsanız da asist sayınız artıyor. Köşeleri görüyorsunuz. Dışarı çevirebiliyorsunuz. Katları görebiliyorsunuz. Çok basit aslında. Ama Chris Paul'da bunların hiçbirini göremedik. Bir de üstüne top kayıpları geldi. Son maç çok son maç çok olmasa da önceki maçta kritik anlarda yaptığı top kayıpları, özellikle drive and kicklerde kötü noktalara gitmesi. Tabi burada baksın savunması da ön planda. Onu çok bozdu, takım da çok bozdu. Ve yine dediğim gibi ya yani sezonda yaptıkları şeyleri de unuttular. Yani Aiton'u çemberde Eluyup'a yakın kullanmak. Ki burada yine Portis'in ve Takır'ın hakkını vermemiz lazım. Yani kor güçleri özellikle de Takır'ın o kadar yüksek ki. Yani Aiton'u oradan uzak tuttular. Yani şunu da gördük yani takır gibi bir oyuncunun, Holiday gibi bir oyuncunun savunma becerisinin bir parça olarak artık finali şampiyonla hedefleyen takıma ne kadar önemli olduğu ortada. Ya yani böyle çok az oyuncu var. Bu oyuncuları kesinlikle playoff öncesi ya da sezonun belli bir kısmında toplamanız lazım. Bucks da bunun ekmeğini yedi. Şimdi diğer taraftan işte Booker dedik o da mentor olarak düştü. Ama onu biraz daha şeyde kenara bırakabilirim. Yani geçen seneki 8'e 0 çok acayip bir sıçrama. Takım yıllar sonra ilk kez bu hale geldi. Onun düşmesi daha oku. yani tecrübe final ilk kez gördü. Ama ben şunu düşünüyorum. Özellikle de Bridges buraya gelişmeye devam ederse ki gerçekten Booker ve Chris Paul durumunda Bridges'ın aklı çok işe yarıyor bu takımda. Onun daha çok daha öncelikli top kullanmaya geçmesi lazım. Ha bu belki e, Monty Williams'ın kafasında vardır ve söylüyordur ama Chris Paul'un bu paylaşımsal sıkıntısı yüzünden e, bunu çok görememiş olabiliriz. Gelecek yıllara daha çok görecek de olabiliriz. Ve bunların etrafında Aiton'un gelişimi yani hem artık biraz daha birebir e, footwork'ünün ve çemberde e, yani şunu da görüyoruz ya bu güzel bir şey evet hani oyuncuyu kullanma biçimini buluyorsunuz. Devamlı pick and roll'de yakın pasta vesaire bunları yaratıyorsunuz. Güzel ama her şey tıkandığında ne olacak? İşte hep oraya geliyoruz. Her şey tıkandı. Kan tepede playoff 7. maç 6. maç. Şutlar girmiyor. Ayağınız gitmiyor. İşte burada ne olacak? Burada ne yapacaksınız? İşte burada Aiton'un birebiri bir olsaydı iyi bir footwork. Orta mesafelerini geçen senek gibi kullanabiliyor olsaydı. Yani zaten Lopez'i cezalandırma ihtimali ya da orada artık kısa oyuncuyu cezalandırma ihtimali yüksek. Bunları ekliyor olabilseydi belki de farklı şeyler olacaktı. Ama bunlar tecrübe eğitim ve booker için gelişecek kısımlar. Chris Paul için artık vakit çok geç. O yüzden e, yani Bucks tarafında başarı gelirken Phoenix Suns'ın hataları da özellikle bu tercihsel hataları da e, Bucks'ın içine çok yaradı. Budenhozer'ın kumarı e, işe yaradı belli noktalarda Lopez oyunda tutması ama yine de onda dediğim bir takdir ediyorum çok eleştirdik bunu da değinelim çok eleştirdi ben de eleştirdim ki ben onun hücuma getirdiği random oyunu çok seviyorum ama orada şunu da yaptı şimdi random bir oyun oynamak kesinlikle benim, ben de yani koç lisansı olan biri olarak benim de koçluk hayalim yani bu seviyede koç olabilseydim ya böyle bir oyun yapısı kurmayı çok isterim. Ama Böyle bir oyun yapısı işte her zaman sahada kafası kalan oyuncularla olur zeki oyuncular da olur. Sakin kalan oyuncular da olur. Ama yani Middleton da panik oldu. Yanis de panik oldu. Ama bu anlarda hem Holiday hem Yanis e, anlık o nefes alışverişi düzenleyip oyuna tutundular. Mesela çok kritik. Yani e, artık böyle topsuz oyuna ihtiyaç var. Middleton birebir de zorlanıyor. Altıncı maç. Hemen bir handoff oynadılar. Topsuz geldi. Kaldırdı. Orta mesafeyi soktu. işi bitirdi. Middleton ve zaten dedim ya hesap ödedi. Yani geçmiş yılların da hesabını ödedi. O yüzden hani e, bu oyuncuların random oynaması kesinlikle bence bu dönemin en iyi tercihlerinden biri ama işte oyun tıkanlığında da sakin kalıp bu tercihleri yapıp doğru şekilde oynayabilmekte başka bir şey. Ve esas konuya geliyoruz. En esas konu yani sin faalleri yani 19'da 17 atmak. Ya kesinlikle bu bu şey değil. Şöyle düşünmeyin. Faaller o kadar kritik ki. Mesela Avrupa'da bu daha da önemlidir. Geçmiş yıllarda da, özellikle 90'ların sonu 2000'lerin başı çok tartışıldı. Türkiye'de çok kötü faal dönemler yaşardı. Euroleague'de çok sıkıntı yaşardı takımlar. Çünkü daha yoğun, yoğunluktan kastım spacing çok açılmadığı için şutör sayısı kısıtlı, delici sayısı kısıtlı alan açılmıyor. Yani bu şey gibi abi Euroleague MB'den daha iyi. Yok değil o, o. konuyu sonra tartışırız. Çok zaten tartıştığımız bir konu. Euroleague'i de çok yakından takip eden biri olarak söylüyorum bunu. Yani ee, alan dar ve faal alma ihtimaliniz daha yüksek ve aldığınız faalleri sokmanız daha kritik. Çünkü MB'deki gibi maç başına 20-25 faal alacak. Ne hücum sayınız var ne süreniz var. O yüzden aldıklarınız yüzleri atmanız lazım ve o yüzden faal yüzleri çok kritiktir. NBA'ye geldiğimizde tabii ki NBA'de de çok kritik ama... ...burada yıldız oyuncuların... E, ...zaaflarına vurma konusu geliyor. Yıllarca Heke izledik, Heke... ...Ben Simmons'lar izledik. E, ben Simmons'ın verdiği zararı da biliyoruz yakın dönemde. Yani de bu zararı veriyordu. Maç başına e, 6-7 faal kaçırıp... ...yüzde %50, 50-55'lere hatta bazen 40'lara-30'lara düştüğü... ...maçlar izledik. E, ben e, açık söyleyeyim hani kesinlikle bu maçta çıkacak ve Yanis %80-90 artı kaçsa öyle bir faal atacak. Hem de 17 sayı bulacak. Yok ben de bunu söylemezdim. Ona açık olayım. Şimdi hiç kimseyi kandırmayalım. %89.5'la attı. Tabi bu bir yandan da işte Sans'ın stratejisinin bir parçasıydı. Sıkıntı burada başlıyor. Ya yani Yanis boy alana yakın aldığında, geçişlerde hızlı geldiğinde, drive ederken iyi bir dağılımla bu faalleri Yapabiliriz de onların stratejisi. Ama işte bu strateji tersine döndü. Yanis burada inanılmaz faal attı. Çok iyi konsantreydi. Artık o can sıkan e, Amerikan seyircisi takdir ediyorum bu arada. Sans 6 saniyede 10 saniye saymayı başarıyorlar. Gerçekten inanılmaz. <laughs> 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 diye sayıp 6 saniyede 10 saniye sayarak matematiğe yeni bir boyut kazandırdılar. Yani o yüzden ondan da kurtulunca tertemiz oynadı. Ve işi bitirdi. Yani artık bu seviyede bu, bunu yapmak işte ne kadar mental olarak üst seviyeye geldiğinizi gösteriyor. Onun dışında seriyle ilgili. Ha şunu da söylemem lazım. Onu da notlarıma yazmıştım. Ee, mesela Sans tarafında da yine gözden kaçmasın. Booker bence son iki maçta falan çok iyi e, savunma performansı da verdi. Özellikle son maç. Middleton'ı bazı anlarda inanılmaz durdurdu. Çok iyi dinayetti. Bence çok iyi çabaladı ama işte e, Biraz o da Chris Paul Zed'e oldu orada. Ya tabii şimdi bunları söyleyince de bir anda abi Chris Paul haterlığı yapıyorsun falan diyor da yani bu, bunu eleştirmemiz lazım bu seviyede artık. Yani bu Chris Paul haterlığı falan ya yani bu seviyede bunu eleştirmemiz lazım. Kyrie'yi nasıl eleştiriyorsak işte Lebron'u nasıl eleştiriyorsak Lillard'ı zamanında nasıl eleştirdiysek Kyrie, şey, Chris Paul'u da eleştirmemiz lazım. Hatta Curry'yi bile nasıl eleştirirsek yine eleştirmemiz lazım. Bu oyuncular bu hataları yaparken kötü de Chris Paul yaparken mi Mark Jackson dediği gibi yorum an karakteristik. Hayır değil. Pardon Fangandi diyordu galiba an karakteristik. Hayır, gayet de karakteristik. bunlar hep yapıyordu Chris Paul. Neyse umarım e, Chris Paul biraz da sağda bu Emre Belezoğlu duruşundan çıkar da e, o devamlı gereksiz kavgacı ben çözüyorum bu takımın abisi de benim e, triplerinden çıkıp belki son bir sene son bir şansla dener sonuca gidebilir. İsterim ki gitsin ama e, bu bakış açısıyla, değişen oyunun bu noktasıyla artık çok zor. Ama umarım olur. Ya isterim. Hani ben kimse ben gidip de Chris Paul ölsün abi falan diyecek gibi böyle bir e, sığlıkta değilim yani. E, seriyle ilgili başka bir şey ekleyeceğim mi diye bakıyorum. E, yine tabii siz de abi işte şurada ne oldu, burada ne oldu? Seride şu konakla ne düşünüyorsun? Neden böyle oldu? Ne yapabilirlerdi vesaire tarz sorunuz varsa mutlaka yazın. E, bakalım, konuşalım. Yine cevap veririm. Şimdi e, normalde geçen sene daha analizli bir video yapmıştım. Hatırlayan olur. Rakers nasıl şampiyon oldu diye. Daha video görselliğin oldu e, bir içerikti. Tam e, Tabi biraz geç gelmişti. Bu sene öyle bir vakit olmadı. E, hem de birazcık o geçen videonun izlenme sayıları da beni mutsuz etti. Yani o kadar uğraşıya. O sonu çok mutlu etmedi onu da açık söyleyeyim. Bu sene öyle bir vakitim de olmadığı için giremedim. Ama şimdi bir tatile çıkacağım. Tatil sonrası e, yine bu seri için görselli bir e, video yapmak istiyorum. Daha tempolu daha hızlı bir video. Ayrıca gelecek yine daha bu işi derinli merak eden e, daha geek tarafında kalanlar yine o videoyu da izleyebilirler. Yine o videonun üzerinden de zaten e, detayları konuşuruz diyorum ve videoyu kapatırken de Bucks'ı kutluyoruz. Yani Bucks kesinlikle hak etti. Sonuna kadar getirdi. Tabi seneye ne olacak? Ona da ufak bir değinelim. Seneye tabi Brooklyn Nets e, yine masada Philadelphia ne yapacak takas konusunda diğer takımlar nasıl dönecekler Atlanta yine bu performans koruyabilecek mi New York yeni bir katkı yapacak mı playoff dışında kalan takımlardan ekstralar gelecek mi vesaire. Ama burada herkesten öne çıkan konu Brooklyn Nets konusu ve onların sağlıklı kalması. Tabii kağıt üzerinde Nets'in full sağlıklı kaldığı bir senaryoda eleme ihtimalleri tabii ki yüksek. Bu, burada da yine açık olabiliriz. Şimdi Milwaukee baksın peki ne yapması lazım? Bunu sezonda konuşuruz ama biraz değinirsek kesinlikle ve kesinlikle bench katkısı her şeyden önce geliyor. Yani Di kaybettiler. Tamam Portis bu playofflarda Meday Portis çok iyi bir hasıl getirdi. Ama ciddi hatalar yaptı ki 6. maçta hakkını veriyorum. Savunmada basit birkaç hatasının dışında özellikle ilk yarıda o pick and roll'de ne yapacağım derken kaçırdığı birkaç pozisyon dışında iyi kaldı çok pozisyonda izledik. Ama Portis'e güvenemezsiniz. E, Pat çok kötü performansı hem savunmada düştüğü anlar Budenoz'un elini iyice daralttı. Ya yani takımı kısaltamadı. Yine bu kısa beş savunmasına katkı verecek, destek olacak. Kesinlikle kesinlikle bir kanada ihtiyaçları var artık. Böyle Cameron Johnson, Bridges tarzı birini bulmaları lazım. Kelubre katkısı falan gelebilir mi? Bilmiyorum. İlginç olabilir ama Kelubre de kenardan gelmeyi kabul etmiyor. Öyle bir sorun var. Belki etseydi öyle bir şey deneyebilirlerdi. Ama başka birini çıkarmaları şart. Hani belki daha eskilerden kenardan gelecek kenardan gelmeyi kabul edecek belki Trevor Ariza tarzı falan birine de gidebilirler. Bilemiyorum artık onların tercihi. Ama kesinlikle ve kesinlikle kenardan gelecek bir üçlükçü. Ya yani Forbes'u kaybettiler. Ya yani Forbes hiç giremedi playoff'larda doğru düzgün. Ee, bu da tabii biraz sezondaki e, rahatlığın getirdiği, oradaki o e, yoğunluğun az olmasının getirdiği biraz yanılsama oldu belki de onlar için. Forbes'tan da o beklenen gelmedi. Böyle olunca bench katkısı çok kısıtlandı. Kesinlikle ve kesinlikle benche katkı yapmaları lazım. Eğer Seneye de e, Nets gibi bir takımla uğraşmak istiyorsa ve bence yine e, Lopez'in yerine Lopez'i belki kenardan getirecek bir yapı da olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle esnek olabilecek bir uzuna da ihtiyaçları var. Şu atması şart değil ama en azından daha hareketli kalacak diyeyim. E, bir uzun oraya gerekli. Tabi bunları da sezonun başında tekrar detaylı konuşacağız. Evet Bucks takdir ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tevkif etmiyoruz. Süper bir sezon geçirdiler. Sonunda hak ettiklerini aldılar. Çok dalga geçirdi. Çok kavga edildi. Ama bu sene birçok oyuncu da takımda, da Bucks da ee, ödedi. Borcunu ödedi. Hesabı kapattı. Artık gelecek yıl umarım sağlıklı herkesin sağda olduğu kimsenin sağının solunun kırılmadığı kopmadığı bir sezon dilerim istiyordum ama şimdiden kavayı kaybettik. Bilmiyorum playofflara döner mi? Onları da ileride konuşacağız. Evet, şimdi NBA yayınları ne olacak? Bir süre ara vereceğiz. Zaten 12 Ağustos'a kadar aralıklı videolar gelecek. Canlı yayınlar bir süre olmayacak, bir 10-15 gün kadar. Sonra geri döneceğiz. Dün Ağustos ortasından sonra da NBA videoları da tekrardan minik minik gelir. Hem gündem'i konuşuruz, hem analiz videoları gelir. Hem farklı birkaç şey denemek istiyorum. Oyuncu bazında onlar da yine gelecek. NBA'den kopmayacağız yine, merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Çana tıklayın, like edin, bir paylaşın bakalım. Ee, belki başkaları da sarar ya da başkaları da küfür edebilir. Hiç sıkıntı değil. Ee, benim için hiç dert değil. Keyfinize bakın. Görüşeceğiz. Bay bay.